8. sınıf İnkılap Tarihi 26. dersimiz Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik. Beraber girişimizi yapalım. Sayfamıza gidelim. Atatürk ilkeleri. Atatürk ilkeleri Atatürkçü düşünce sistemini kurmak ve geliştirmek amacıyla ortaya konulmuştur. İlkelerin temel amacı aklın ve bilimin öncülüğünde Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmaktır. 1935 yılında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında kabul edilen 6 Atatürk ilkesi 1924 Anayasası'na 5 Şubat 1937 tarihinde girmiştir. Temel ilkeler cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılıktır. Bütünleyici ilkeler ise milli egemenlik, milli bağımsızlık, milli birlik ve beraberlik ve çağdaşlaşma ile bilimsellik ve akılcılıktır. Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik. Cumhuriyet egemenliğin halkın elinde bulunduğu, toplumu yönetenlerin halk tarafından seçildiği bir yönetim şeklidir. Cumhuriyette halk seçtiği temsilcileri aracılığı ile egemenliği elinde tutar. Gerçekleştirilen seçimler serbest ortamda yapılır. Seçilen yöneticiler belirli bir aile, soy veya zümreden değillerdir. Yasa ile belirlenen süre içinde seçilirler ve görevlerini yerine getirirler. Cumhuriyet, kişi, zümre ya da sınıf yararını değil, toplumun tamamının yararını gözeten bir yönetim şeklidir. Atatürk, demokrasinin en güzel uygulandığı yönetim şekli olarak cumhuriyeti görmüştür. Ona göre gerçek bir cumhuriyet ancak ve ancak demokratik bir hayatla gerçekleşebilirdi. O bu şekilde aşama aşama demokrasiye geçilmesinin gerekli olduğunu düşünmüştür. Demokrasi ise halkın halk tarafından yönetilmesidir. Demokratik rejimlerde halk yöneticilerini belirli bir süre için seçer ve yöneticilerin çalışmalarından memnun kalmazsa yapılacak yeni bir seçimle başka yöneticileri iş başına getirir. Demokrasiyi en iyi biçimde gerçekleştirmenin yolu ancak ve ancak cumhuriyet rejimiyle mümkündür. Cumhuriyet yönetiminde millet adına doğrudan karar verme yetkisi meclise aittir. Cumhuriyetçilik ise demokrasinin ve cumhuriyet rejiminin korunması, geliştirilmesi ve benimsenmesi için yapılan çalışmaların bütünüdür. Cumhuriyetin kazandırdıklarına baktığımızda, ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesi uygulanmasına son verilmiş, toplumdaki tüm ayrıcalıklar kalkmış ve vatandaşlar devlet yönetimine eşit olarak katılma hakkını elde etmişlerdir. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale gelmiş, kanunlar bağımsız mahkemeler aracılığıyla uygulanmaya başlanmıştır. Temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi altına alınmıştır. Düşünce özgürlüğü sağlanmış. Kadın ve erkeğin yönetime eşit katılımı ile geleceğe ümitle bakan bir millet meydana getirilmiştir. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamızı sağlayacak bir ortam oluşturulmuştur. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşına seçme ve halk oylamasına katılma hak ve sorumluluğu getirilmiştir. Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara baktığımızda 23 Nisan 1920 TBMM'nin açılması, 21 ve 24 anayasalarının yapılması, 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması, 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilan edilmesi ve siyasi partilerin kurulması,
24 ordunun siyasetten ayrılması, son olarak da kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardır. Milliyetçilik ilkesine baktığımızda Atatürk'e göre millet geçmişte bir arada yaşamış, şimdi bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip çıkan, aralarında dil, kültür ve duygu birliği bulunan insan topluluğudur. Atatürk'e göre millet kavramının temelinde milletin bağımsızlığı yer almaktadır. Türk milletinin bağımsızlığını ve devletini koruyabilmesi ve devamını sağlayabilmesi ancak kendi varlığının bilincine varması ile mümkündür. Milliyetçilik, milletini sevmek, halkın, ulusun yücelmesi, yükselmesi için çalışmak, ulusal çıkarları kişi, zümre ve sınıf ve yabancıların çıkarlarının üstünde tutmaktır. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi, kendini aynı milletin üyeleri sayan kişilerin o milleti yüceltme ve yükseltme istekleridir. Atatürk'e göre milliyetçilik anlayışı, kendini Türk bilen, Türk olmakla övünen ve tarihimize, yurdumuza, milletimizin yarınlarına inanan her vatandaşı Türk olarak kabul eder. Atatürk, milli birliği milliyetçilik ilkesinin temel unsurlarından birisi olarak görmüştür. Cumhuriyetin 10. yılında yapmış olduğu konuşmasında Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Sözleriyle bu düşüncesini ifade etmiştir. Atatürk milliyetçiliğinin özelliklerine baktığımızda Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi ırkçılık esasına asla ve asla dayanmaz. Ona göre ırkı, düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen ve hisseden herkes Türktür. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı anayasamızda Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür şeklinde ifadesini bulmuştur. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı akılcı, çağdaş, medeni, demokratik, yüceltici, insani ve barışçıdır. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı laiklik ile bağlantılıdır. Her türlü din ve mezhep ayrımcılığına karşıdır. İnanç özgürlüğüne saygılıdır. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı birleştirici ve kaynaştırıcıdır. Bu anlayış milli birlik ve beraberliği güçlendirmeye yöneliktir. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı saldırganlığa ve sömürgeciliğe karşı olmuştur. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı Türk milletinin yaşam seviyesini yükseltmeyi ve mutluluğunu arttırmayı amaçlar. Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara baktığımızda milli bir Türk devletinin kurulması, TBMM'nin açılması, kapitülasyonların kaldırılması, İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi'nin toplanması, kabotaj kanununun çıkartılması, Türk Tarih Kurumu'nun ve Türk Dil Kurumu'nun kurulması, yabancı okulların tüm ayrıcalıkları kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması, yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe olarak okutulması, yabancılarda bulunan işletmelerin millileştirilmesi ve son olarak Türk parasını koruma kanununun çıkartılması milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar arasındadır. Evet arkadaşlar.
Dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.